uçak gemileri kadar işleve sahip olabilen pek az silah vardır. Onlar modern savaş çağının birer sembolü ve inşa edilmiş savaş gemileri içinde en büyük olanlarıdır. Bununla birlikte bir de sırları vardır. Bulundurdukları en can alıcı sistemlerden biri bizim icadımız değildir. Aksine antik dünyanın buluntularından biridir. Aslen antik askeri teknoloji bizim sandığımızdan çok daha ileri ve ölümcüldü. Ateş atarlar kolaylıkla bir şehri yok edebilirdi. Düşman süvarilerine doğrudan sıkılarak kullanılan kimyasal silahlar mevcuttu. Atlar canlı birer torpido olurken mancınık prototipleri çeşitliydi. Günümüzde bütün bu alanlardaki teknolojiler halen özel kuvvetler tarafından kullanılmaktalar. Antik metinleri elden geçirmek, ölçekli ve çalışır prototipler üretmek ve geleceğin 3 boyutlu hologramları sayesinde antik dünyanın bütün sırları gün yüzüne çıkmakta. Antik keşiflerde bugün imkansız askeri makineleri inceliyoruz. Bu antik keşifler programı adına yaptığım en başarılı deneylerden biri oldu. Çoklu roket atarlar saniyede 10 roket atabilir. Modern savaş alanlarının gerekliliklerinden biridir. Ancak araştırmacılar ateş gücü en az günümüzdekiler kadar güçlü başka bir savaş aracının izlerini sürmekteler. Ve bu araç neredeyse 2000 yıllık. Kaybolmuş ve unutulmaya yüz tutmuş antik Çin metinlerinde saniyede 8 adet gibi çok sayıda atış yapabilen bir mancınıktan söz edilmekte. Çin'in eski dönemlerinde yaşayan insanlar günümüzün roket atarlarına rakip olabilecek bir silah icat etmiş olabilirler mi? Milattan sonra 200 yılında antik Çin ulusça büyük savaşların içinde bulunuyordu. Liderler sahip olduklarını saldırılardan koruyabilmek için büyük uğraşlar vermekteydi. Çinliler her zaman için mukavemet oluşturacak şehirler inşa etmede usta olmuşlardır. Zira bunun nedeni bu savunmaların yok edilmesi ya da aşılması için muazzam bir güce sahip olunmasına duyulan ihtiyaçtır. Antik çağlardaki kuşatma sistemi düşmanı alaşağı edebilecek en yaygın yöntemdi. Bu mancınık türünü tekrar doldurmak tam olarak 20 dakika sürmektedir. O dönemde yaşayanlar daha fazla ateş gücü sağlamak için yeniden doldurma sürecine nasıl hız kazandırmış olabilirler? Mucit Mahjong tarafından milattan sonra 232 yılında yazılmış olan bir metin, antik dünyanın en yüksek ateş gücüne sahip mancınığı ile ilgili detayları içermektedir. Tarihi bize aktaranlara göre ortada çok büyük ahşap bir çark bulunuyor. Bir kez harekete geçmesiyle, merkez kaç gücünün de yardımıyla bir ip parçasının ucunda bulunan kütleleri atabilmektedir. Bu kütlelerden her biri çarkın üst kısmına ulaştığında bir bıçak iplerini kesmekte ve obje ileri doğru harekete geçmektedir. Bu prototip gerçekten de çalışmakta mıdır? Bu silahın nerede ya da nasıl kullanıldığına dair hiçbir bilgi olmadan antik teknolojiler uzmanı olan Richard Windley, makinenin daha küçük ölçekteki benzerini yapıyor ve çalışıp çalışmayacağını inceliyor. Bu da gerçekten anlaşılmaz referanslar içeren bir takım metinlerden çıkan bir makine olacak. Mahjong bu makineyle ne gibi kütleler olduğunu belirtmemiş. Ancak ölçülmesi gereken değer aslen ateş gücü olduğuna göre arkeologlar kullanılan kütlenin ucuz ve elde edilmesi kolay bir materyal olduğunu tasvir ederek basit taşlar kullanacaklar. Yüksek hızda hareket ederek çok sayıda atım adedine ulaşılmalı. İlk test bir tek taşla yapılıyor. Bu modelde boyutlar sebebiyle oldukça yüksek hızları görmemiz gerekebilir. Daha büyük bir çark görece yavaş olacaktır. Oysa 8-9 metrelik bir çark saniyede bir devir yapabilecek düzeyde hazırlanmış olabilir. Richard'ın amacı çarkı saniyede 3 devir yapabilecek şekilde düzenlemek. Böylece kütleleri saatte 128 km hızla atabilecek. İlk atış kuvvetli ancak mesafe kısa, ortalama 15 metre kadar. İki konu var. Uygun bir hıza ulaşmayı sağladık. Bıçak da başarıyla ipleri kesmeyi başardı. Zira bu da bu duyduğumuz küçük endişelerden biriydi. Ancak kesim noktasının çok erken olduğunu tespit ettik ki bu da cisimlerin yere doğru gitmesine sebep oluyor. Alet kutusunu kullanmanın vakti geliyor. Richard bıçağın açısını değiştirerek ipin daha erken kesilmesini sağlayacak. Böylece yükselen cisimler daha uzak bir noktaya gidebilecekler. Bıçağın konumu daha geriye alınıyor.
Richard mancınığı tam dolum kapasitesiyle hazırlıyor. 8 adet 3 kiloluk demir kütle. Çek! Bu kez menzil artmış görünüyor. Havaya atış yapmakta oldukça büyük bir kazanım sağlandı. Saatte 128 kilometre ile atılan 3 kiloluk 8 adet top 16 kilo jüllük bir enerji yaratıyor. Mekanik açıdan bu uygulanabilir görünüyor. Mah Yong'un tasarlamış olduğu ölçekler oranında büyütecek olursak, bu durumda bana göre silahın kullanılabilirliği de mümkün görünüyor. Araştırma eğer kullanılmış olsaydı mancınığın etkili olabileceğini gösteriyor. Çinliler çeşitli türdeki icatlarını kayıt altına almak konusunda çok titiz davranmışlardır. 11. yüzyıldan itibaren yayımlanmış olan sayısız askeri kılavuz söz konusudur. Bu metinlerde inanılmaz çeşitlilikte mancınıklar görebilirsiniz. İncelediğimiz makinenin bu son dönem metinleri içinde yer almamış olması hiç kullanılmadığına işaret ediyor olabilir. Görünen ana problem alt kısımdaki ahşap bölümün çok ağır olması. Kısacası onu hedefe yöneltmek epey sorun teşkil edecektir. Her ayrı hedef için bu kocaman makinenin yer değiştirmesi gerçekten zorlu ve güç gerektiren bir uygulama olur. Bazen araştırmacılar antik dönemlere ait en az günümüz planları kadar detaylı örneklere de rastlamaktalar. İşte bunlardan biri antik Yunan döneminden elde ediliyor. Kullanıldığı döneme göre yenilikçi olan ve insanların en büyük kabusu haline gelen bir silah. Ateş 21. yüzyılda bile kullanılan silah sistemlerinin önceliği olmuştur. Düşmanlardan birini yakmayı başarırsanız birkaçını devre dışı bırakırsınız. Adamlardan biri yanmaya başladığında arkadaşları da devre dışı kalır çünkü onu ağır yaralanmadan önce bu durumdan kurtarmak isterler. Ateş gücünü kullanarak ölüm saçan en güçlü makinelerin tarihi 2000 yıl öncesine dayanır. Ve sadece karşı birliklere karşı kullanılmayıp bütün şehri yok edebilmek için de kullanılmıştır. Milattan önce 242 yılında Boşan adındaki bir kabile bu büyük güçten yararlandı. Yunanistan'ın merkezinde bulunan Delium adlı kasabayı kuşatma altına almışlardı. Kasabayı Atinalılardan geri almak istiyorlardı. Savunma tarafı kendi dirençlerini artırabilmek amacıyla çok sayıda ahşap duvar, engel ve yığın oluşturmuştu. Boşanlar Atinalıların kurduğu bütün bu ahşap engellere karşı silah seçiminde fazla seçeneğe sahip değillerdi. Ateş atarlarla ortaya çıktılar. Büyük ateş atarlar. Böyle bir silah sistemi nasıl var olmuştu? Ve Atinalıları yenebilmek için yeterli miydi? İpuçları antik yazarlardan biri olan Tasidides'in metinlerinde gizli. Tasidides, Peloponisya Savaşı'nda görevden alınan pek çok benzeri gibi Atinalı bir general ve senato üyesiydi. Kendisi gibi görevden alınan pek çok general oldu. Görevden alınmaması gerektiğini kanıtlamak istiyordu. Bu yüzden o hiç alışılmadık bir şey yaptı ve bir kitap yazdı. Onun kitabı savaş fenomeni ve politik yaklaşımlar üzerine yazılmış bir seri kitabın ilki olma özelliğindedir. Söz konusu efsanelerin kayda geçirilmesi yerine gerçek kişilerin başına gelenler aktarılmıştır. Söz konusu silah sonradan aynen bir flüt gibi birleştirilen iki adet içi boş çulha silindirinden yapılmakta ve silindirin bir ucuna kazan benzeri bir kap zincirle bağlanmaktadır. Demir ağızlığı bulunan bir körük silindirin aşağıda kalan kısmına doğrudan bağlanmıştır. Genelde tamamı demir kaplamayla korunan körük ağırlık noktasını da oluşturan unsurlardan biridir. Bu makineler arabalar yardımıyla uzak mesafelerden siperlerin çeşitli noktalarına kadar taşınırdı. Duvara yeterince yaklaştırıldığında körük yardımıyla silindirden geçen hava içinde yanan kömür, sülfür ve zift bulunan kazana ulaşarak dev bir ateş yaratırdı. Böylece siper ateşe verilirdi. Tasidides'in bıraktığı detaylı tasvirler sayesinde Richard bugüne dek yapmış olduğu en isabetli deney örneklemesini yapmış olacak. Son derece basit bir araç. Büyük körük, uzun bir tüp ve sonunda bir ateş kazanı. Körük ateşi aynen nalbantların kullandığı gibi çoğaltılıyor. Kazana yönlendirilen hava sayesinde sıcaklık normalin 2-3 katına ulaşıyor. Başlangıçta ateş atar pek de etkin görünmüyor. Ancak borudan geçen oksijen yanıcı maddelerle birleştikçe ortalık ısınmaya başlıyor. Nihayet Richard yönlendirilebilen bir ısı kaynağı elde ediyor. Bu sayede ateşi doğrudan şehrin duvarlarına gönderebilecek.
Doğru açı sağlandıktan sonra bir iki denemede sanırım oldukça etkin bir sıcaklık elde ettik. Neredeyse oldukça güçlü bir ısı çıkartan beyaz ateş seviyesine yaklaştık. Beyaz ateş yalnızca 1000 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda ortaya çıkmaktadır. Bu tasarımın 2500 yaşında olduğunu düşünürsek, bence o dönem için bu oldukça etkileyici bir teknoloji sayılabilir. Anlaşılan delyumun ahşap duvarları düşman birliklerini uzaklaştırmak için pek işe yaramamıştı. Tasidides'e göre Boşanlar bu ateşleri delyuma ateşe vermek ve Atinalıları kaçırmak için kullanmışlardı. Mücadelede sadece 200 Atinalı öldürülmüş, gerisinin ise kaçmasına izin verilmişti. Kendi zamanlarının çok ötesinde bir teknolojiyi kullanan Boşanlar güçlü Atinalıları yenmeyi başardılar. Mühendisliğin gücü de bunun gerçek tanıklarından biri. Ancak buna rağmen Atina, antik dünyanın en güçlü şehirleri arasında yer aldı. Ve 3000 yıl sonrasında bile bugün hala Yunanistan'ın başkenti olarak varlığını sürdürmekte. Devamlı atış yapabilen mancınıklardan, ateşin kaynak olarak kullanıldığı dahice uygulamalara kadar askeri mühendislik binlerce yıllık süreçte gelişimini sürdürdü. Bu sayede insanoğlunun hayal edebileceği en korku verici ve güçlü teknolojiler ortaya çıktı. Ancak bütün bu icatlar sadece birer başlangıçtı. Günümüzün modern uçak gemileri de 2000 yıllık bir icat olmadan görevini asla yerine getiremeyecek savaş makineleridir. Antik Mısır yazmalarından elde edilen bilgilerde yalnızca havanın gücünden yararlanarak uzun menzilleri hedef alabilen bir makine anlatılmaktadır. Modern uçak gemileri savaşın en üstün silahlarından biridir. Neredeyse her operasyonda kullanılan teknolojilerden biri ise 2000 yıl önceki Antik Mısır dönemine dayanmaktadır. Bu nasıl mümkün olabilir? Antik teknoloji uzmanlarından Richard Bentley, bu basit ve güçlü teknolojinin kaynağını unutulmaya yüz tutmuş metinler içinde araştırmaya devam ediyor. Antik dünyada katapult yani mancınıklar askeri yarışın temelini oluşturuyorlardı. Onlar sayesinde bir insanın sağlayabileceğinden çok daha büyük bir enerji önce korunuyor, sonra da serbest bırakılıyordu. Korunan enerjiye potansiyel enerji adı verilmektedir. Neredeyse tüm atış araçları aynı çalışma prensibine sahiptir. Hepsi potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye dönüştürürler. Potansiyel enerji ise genelde elastik bir yapıyla vurulmuş ip, elastik bir şerit ya da mancının yapısına uygun bir sistemle sağlanır. Bir mancınık ağırlığı yukarı kaldırarak büyük miktarda enerji oluşumu sağlar ve bu potansiyel enerjinin salıverilmesiyle anında kinetik enerjiye dönüşür. Bu sayede kütle atılır. Antik dünyada kullanılan standart katapultlar bükme katapultlarıydı. Bükme katapultu liflerin bükülmesiyle çalışırdı. Mekanizmayı bir arada tutarken enerjiyi de oluşturan buydu. Katapultun her iki kolu da bükülmüş liflerle bağlıydı. Tetik sayesinde bu enerji bırakıldığında hedef alınan yöne doğru atışı gerçekleştiriyordu. Kullanılan malzemeler arasında hayvan kasları, kenevir otu ve sıkıştırılmış deri vardı. Sadece organik lifler kullanılarak yapılan sıradan bir Roma katapultu 2,5 megajüllük potansiyel enerji üretebilmektedir. Bu 130 kiloluk bir kütleyi 400 metreden uzağa atabilecek bir güçtür. Fakat M.Ö. 280'de İskenderiye şehrinin Mısır kıyısında etkinliği sayesinde yeni bir bilim bütün dünyanın gidişatını değiştirecekti. Söz konusu malzeme demirse bu kolay çürümeyen bir malzemedir. Ondan daha dayanıklı şeyler yapabilirsiniz. Kenevir otu, lifler gibi dayanıksız şeyler kullanmazsınız. Bu malzemeler kullanım sırasında çabuk deformasyona uğrarlar. Metaller üzerinde hassasiyetle çalışabilmek, üzerinde hava kilitlerinin bulunduğu pnömatik sistemleri de doğurmuştur. Modern dünyada pnömatiklerin işlevini hepimiz biliyoruz. İnsanların seyahat ettiği tüm otobüs ve araçların pnömatik frenleri bulunmaktadır. Antik Mısır'dan elde edilen yazmalar bu donanımın savaş için kullanıldığını göstermekte. Birinin o dönemde bir atış silahı için pnömatik donanımı kullanmış olması bana gerçekten zamanının ötesinde bir yaklaşımmış gibi görünüyor. Günümüzde bilim adamları gerçeğinin gün yüzüne çıkmasından tam 2000 yıl sonra birebir modeli alınarak inşa edilmiş bu aracı hayata geçirecekler. Bu tasarım tarihteki ilk pistonlardan birine sahip. Sevius tarafından kullanılan piston ilk piston örneğidir.
ve burada da görebileceğimiz gibi bir ucu kapalı bir silindirden ibarettir. Sürgüyü ileri geri hareket ettirdiğimizde içinde bulunan gazların sıkışmasını sağlar. Gazlar sıkıştığında moleküller bir arada olmaya mecbur kalırlar. Basınç artar ve birbirlerinden uzaklaşabilmek için yoğun bir çaba gösterirler. Bu da pistonu ilk konumuna götürecek olan gücü yaratır. Eğer pistonu bırakırsak hemen eski haline geri dönüşünü görürüz. Peki eski dönemde yapılan bir pistonun bir şeyi fırlatacak gücü olabilir miydi? Antik teknoloji uzmanı Richard Windley ilk olarak binlerce yıl önce Mısır çöllerinde görülen bu makinenin bir kopyasını yaratıyor. Pistonun kolu şuraya geliyor. Yani bu bir tür itme başlığı. Pistona giren çubukla bağlanıyor. Ve burada da büyük bir dirsek var ki bu da katapultun uzun kollarından birine bağlı. Son noktası çok az geride kalacak şekilde ayarlı. Katapultun kolunu çektiğimizde kolun hareketiyle pistonun itildiğini görebilirsiniz. Bu havayı sıkıştırıyor ve bize yeterli olacak hava kuvvetini sağlıyor. Bu ilerleme bütün gücünü çevremizdeki bir şeyden almaktadır. Havadan. Katapult ahşap gövdeli ve demir uçlu 35 santimlik oklar atmak üzere hazırlandı. Muhteşem. İlk atışta hedefi vurmayı başardık. Açıkçası elde ettiğimiz menzilden ötürü biraz şaşkınlığa uğradım diyebilirim. Bu makine 15-20 metrelik bir menzil elde etti ve okun hareketi son derece düzgündü. Orijinal boyutlardaki makine biraz daha karmaşık bir yapıda olabilir. Ama bu tür bir makineyle bile kolaylıkla 40 ya da 50 metrelik menzilleri vurmak mümkün olabilir. Fakat bu kadar başarılıysa, pistonlu katapult teknolojisi neden yüzlerce yıl boyunca tarih kitaplarından kayboluvermişti? Muhtemelen kullanmama sebeplerinden biri hava geçirmezlik açısından yaşadıkları sorunlar olabilir. Zira bu son derece hayati. Herhangi bir tutarsızlık, savaş alanındaki askerlerin bundan kolaylıkla uzaklaşmalarına sebep olmuş olabilir. Hava geçirmezliğini sağlayabilmiş olsalar, pistonlu katapultlar antik dünyanın en elit araçlarından biri olabilirdi. Tıpkı günümüz pistonlu katapultlarında olduğu gibi, düşmana karşı birkaç tonluk kütleleri ağırlık önemli olmadan atmak büyük bir gücü de beraberinde getirebilirdi. Bir uçak gemisinde uçağı havalandırmak için gemi pistinin sonuna kadar uçağı hareket ettiren bir buhar basıncı kullanılır. Bu aynen antik fikrin modern hale bürünmüş şeklidir. 24 ton ağırlığındaki uçakları 90 metrelik bir mesafede sıfırdan 165 nata çıkarmamızı sağlayan bir sistemdir. Üstelik bunu 2,5 saniyede yapar. Hatta daha az bir zamanda. Sebius'un kullandığı prensipler her gün pek çok askerin hayatını kurtarmaktadır. Burası katapultun önüdür. Buna bordo pozisyonu da denir. Burada uçak güvenli mekiğe bağlanır. Mekik katapultun tümüne uyumludur. Silindire güç sağlayan motorlar hareket ettiğinde katapulta tam bir tur attırılmış olacaktır. Söz konusu silindirler yani pistonlar uçağın bağlı olduğu mekikle bağlantılıdır. Katapultu hareket ettirmek istediğimizde valfiri harekete geçiren program devreye girer ve silindirlere buhar doldurur. Böylece pistonlar ileri itilir. Piston terk edilemeyecek kadar iyi bir fikirdi. Ancak eski çağ teknolojilerinin arasında öyleleri var ki uygulamak son derece manasız. Eski çizimler bize atlarla ilgili tuhaf detaylar göstermekte. Atlar tarihteki en önemli silahlardan biri olmuşlardır. Yüzyıllar boyunca at üzerindeki düşman süvarisi kadar korkutucu başka hiçbir unsur var olmamıştı. Ardından biri onlara 2 adet 6 metrelik mızrak eklemeyi düşündü. Bu sayede atlar canlı torpillere mi dönüştüler yoksa bir savaş alanı felaketi mi oldu? Gördüğünüz bu çalışan aynı zamanda canlı olduğunun söylenmesi gereksiz olan prototip silah askeri tarihçileri bile şaşırtmıştır. Nasıl kullanıldığı, başarısı ya da getirdiği felaket sonuç tartışma konusudur. Bunu anlamak için araştırmacılar makinenin mucidi olan kişinin orijinal planlarına bakmak zorundalar. Siena'da bulunan Biblioteca Comunale kütüphanesinde ortaçağ askeri mühendislerince hazırlanmış yüzlerce sayfalık notlar ve planlar bulunmakta. Onlardan biri de Takola'ydı.
Takola'nın icat düşkünü olduğunu bize bıraktığı iki büyük el yazmasından anlayabiliriz. Bize yapabileceklerini göstermektedir. Onu açtığınız anda demek bu makine yeryüzünde bunu gerçekleştirmek için icat edilmiş dersiniz. Mariano Takola 1382'de doğmuştu. Rönesans İtalya'sında bu yoğun bir savaş dönemiydi. Takola'nın çizimlerinin çoğu kullanılmak üzere yapılmış olan icatlarını içermektedir. Örneğin solunum gereçleri, gemi omurgası silahı gibi şeyler. Bazıları ise sadece Takola'nın hayal gücünü ve sanatçı olarak yeteneklerini gösteren karalama çizimlerdir. Bazıları tıpkı araba fuarlarındaki konsept modeller gibidir. Bilirsiniz işte bu sayede neler yapabileceğinizin reklamını yapmış olursunuz. Şu an bizi bekleyen soru atlarla ilgili bu çizimin gerçek bir silahın çizimi mi yoksa sadece Takola'nın dosyasına katmış olduğu ilginç çizimlerden biri mi olduğu hakkında. Silah sistemi hakkındaki bu potansiyel bilgiye ulaştığımızda kullanılıp kullanılmadığına dair bir fikrimiz bulunmuyordu. Bunun için yaratıcı zekamızı kullanmalıydık. Pratikte mümkün müydü diye düşünüyorduk. Mantıklı mıydı? Bu kişi gerçekten tanık olduğu bir şeyleri mi bize aktarıyordu? Bu gizemi çözmenin yalnızca bir yolu var. Bu koşullarda onu yeniden yapıp test etmekte bir sakınca yoktu. Silah için baş element bir at. 400 kiloluk bir at artı sürücüsü ve onun zırhı vardı. Bu yarım tonluk bir ağırlık demektir. Saatte 55 kilometre hızla ilerliyorlar. Bu şey size çarparsa bir daha kalkamazsınız. Atlar insanoğlu onların eyerlerine oturduğu andan itibaren düşman askerlerinin kabusu olmuşlardır. Sayısız atın yer seviyesinde yarattığı sarsıntı gerçekten de korku vericidir. Ancak bu güçlü yaratıklara 6 metrelik iki mızrak eklemek onu stratejik önemde bir silaha dönüştürebilir mi? Avrupa'da son kalan fakat hala savaş atları eğiten bir okula gelmiş bulunuyoruz. Burada Takola'nın yaratıcı torpidosunu deneyeceğiz. Buradaki atlar aksiyon filmlerindeki gösteriler için eğitiliyorlar. Henry 1000'in üzerinde aksiyon çekiminde bulunmuş. Alışılmadık durumlara ve farklı ekipmanlara yabancı değil. Ama o bile gergin. Bu aracı aynen el yazmasında olduğu gibi uyguladık. Ama buna rağmen şimdiden sorunlar var. Bu bulabileceğiniz en uysal ve dost canlısı savaş atlarından biridir. Ancak bu sopalar burnuna son derece yakın olduğundan o daha şimdiden huzursuz. Başını oynatırsa bu sopalara çarpabilir. Ve arkaya gelirsek burası da yere gömülü durumda. Bir açıdan bu çok iyi çünkü atın geri dönüşünü engelleyecektir. Onun sadece ileri gitmesini isteriz. Geri dönüp bizim ordumuza doğru gelmesini değil. Burun hizasına bir engel koyarak bu atı ileri göndermeniz burada çok farklı bir soruna neden olabilir. Atlar savaş alanında hareket edebilmek için görüşlerine güvenirler. Takola'nın planı atın görüş alanını engelleyecek bir sırık konmasını öngörüyor. Ancak at göremediği için hareket etmeyi bırakıyor. Bu sorunlu bir durum. Bütün bunlar onu sadece durduruyor. Bu aracın size katkı sağlayabilmesinin tek yolu atı feda etmeye razı olursanız mümkün olur. O dönemde antibiyotik olmadığından savaş alanında yaralanan bütün atlar enfeksiyon nedeniyle ölüme mahkumdu. Bu nedenle yanlarında fazla at getiriyorlardı. Atı feda ederek bir ateş yakarak belki bir silah elde edilebilir. Görünüşe göre bütün bu aksesuarlar olmadan da at etkili bir silahtı. Antik dünyada süvariler kadar korkulan başka bir unsur yoktu. Süvariler her ordunun yüreğini korkuyla doldurmuştur. Ve zaman ilerledikçe mucitlerin süvari saldırılarını önlemek için daha yeni yöntemler yaratması gerekmiştir. Askeri stratejist ve tarihçi Julius Africanus, milattan sonra 180 yılında Kudüs'te doğdu. Milattan sonra 232 yılında gerçekleşen Pers Savaşı için Roma İmparatoru Severus Alexander için uygulayabileceği taktikleri içeren bilimsel bir eser kaleme aldı. Yazılarında atların yüzlerine püskürtülerek onları çılgına çeviren ölümcül bir silahtan söz ettiği görülmektedir. Gözleri kör oluyor. Burunları acıyor ve derileri ise yanmaya başlıyordu. Sürücüler atların tüm kontrolünü yitirdiğinden bu da askeri etkinliği kaybetmelerine sebep oluyordu. Africanus yazılarında diğer tüm yöntemlerden üstün olabilecek bir sistem geliştirdiğini aktarmakta. Hatta oklardan bile daha etkili. Kullanılan maddenin içeriğini tam olarak açıklamıyor. Fakat tarihçilerin dönemin koşullarını göz önüne alarak ortaya koydukları tahmin, Euphorbia adı verilen bitki oluyor.
Yine de bunun doğru olup olmadığına dair herhangi bir uygulama hiç yapılmamış şimdiye kadar. Britanya'da bulunan Kew toksik bitkilerin merkezidir. Burada görevli olan Profesör Monique Simmons, zehirli içeriklerin bitkilerin öz suyunda bulunduğuna inanmakta. Bu türün öz suyuysa lateks olarak biliniyor. Eğer bu madde gözlerinize girecek olursa bu inanılmaz bir acı verir. Lateks tıpkı hindibağ gibi pek çok bitkide bulunabilen süt kıvamlı bir öz suyudur. Lateksin bütün çeşitleri zehirli değildir. Ancak Euphorbia türündeki gerçekten zehirlidir. Euphorbia bitkisindeki zehri test edebilmek için Monique bu ürkütücü içerikten bir örnek hazırlıyor. İçeriğin bileşikleri kütle spektrometresi adı verilen bu cihazla ölçülebiliyor. Bu cihaz onları ayırmakta ve içinde bulunan bileşiklerin değerlerini bize göstermekte. Monique burada temel asitler olarak bilinen ester adındaki yüksek zehir içerikli bileşikleri arıyor. Ester, karmaşık zehirli organik bileşikler içinde bulunan ve deniz kabuklularının da taşıdığı bir madde. Burada gördüğümüz değerler bize zehir etken maddesiyle birlikte ester unsurunun da bileşikte bulunduğunu gösteriyor. Yani bu madde bir atın yüzüne püskürtülecek olursa bu o canlının gerçekten tatsız şeyler yaşamasına sebep olur. Deliller zanlı olarak Euphorbia'yı göstermekte. Şimdi Richard Windley'nin bu ürkütücü maddenin atlara karşı nasıl kullanıldığını bulması gerekli. Bu iş için muhtemelen oldukça sık görülen sifonlu pompaları kullanmış olabileceklerini tahmin ediyoruz. Richard, sifon tüpünün atlara karşı nasıl kullanıldığını ve özellikle içeriğinden nasıl uzak kalınabildiğini öğrenmek üzere araştırma yapıyor. Afrikanus'un metinlerinden bu silahın en ön saflarda yer alan kişiler tarafından kullanılmakta olduğunu anlıyoruz. Düşman kendilerine yaklaştığında zehirli içeriği atların burunlarına doğru püskürttükleri aktarılmış. Böylece atlar çılgına dönüp binicileri üstlerinden atıyorlar. Süvariler ağır zırhlı oldukları için onları yakalamak ya da öldürmek kolaylaşıyor. Bu gerçekten de ilginç bir deney oldu. Bu maddenin laboratuvar ortamında ne kadar zehirli olabileceğini tespit etmiş bulunuyoruz. Şimdi de tahmini bir püskürtme aracıyla bunun 8-10 metre uzağa püskürtüldüğünü biliyoruz. Tüm zehir içerikli silahlarda olduğu gibi buradaki zorlukta ani bir rüzgar değişiminde doğrudan kendi silahımızla vurulmuş olma ihtimalimizin doğması. Bu yüzden bunun daima hatırlanmasında fayda var. Doğru ellerde ve biraz da rüzgarın yardımıyla atları zehirleyecek içeriğe sahip bu silah eski Yunan süvarilerinin üzerinde kullanılmış olabilir. Ancak atalarımızın kimya bilgisi bundan daha büyük oranda ve daha şaşırtıcı sonuçları da ortaya çıkarabilmekteydi. Bundan 2000 yıl önce Hannibal olarak tanınan bir general, atlar, filler ve askerlerden oluşan ordusunu dünya üzerinde bilinen en yüksek dağlardan geçirmeye çalıştı. Bazen dağların üzerinden aşarken, bazen de geçit vermeyen tepeler için kayaları eritebilecek ve bugün unutulmuş olan bir formül kullanmayı tercih etti. Hem de çok çabuk bir şekilde. Bu antik keşifler için yapmış olduğum en başarılı deneylerden biri olacak. Bundan 2000 yıl önce yaklaşık 10 bin asker ve hayvanlardan oluşan bir işgal gücü 4500 metre yüksekliğindeki bu dağdan başarıyla geçmeyi bildiler. Antik dünyada da tıpkı günümüzde olduğu gibi ülkenizin sınırlarını belirlemenin en iyi yolu tespit edilebilecek nitelikte jeografik hudutlar belirlemekti. Uluslar bu doğal sınırlara fazlasıyla güvenirdi. Hiçbir çılgın generalin bu aşılması imkansız kabul edilen sınırları aşmasının mümkün olmadığını düşünürlerdi. Dağ engeli aşılması zor alanlardan biridir. Yükseklik fazladır, soğuktur, son derece zor ve tehlikelidir. Büyük orduların hareket etmesini engelleyecek gerçekten stratejik birer engel teşkil eder. Milattan önce 218'de Hannibal 80 bin askeri, 10 bin at ve 38 savaş fili Alp dağlarını geçerek büyük bir işgal başlattı. Hedefi ezeli düşmanı Roma'ydı. Alplerden geçmek yerine İtalya'yı işgal edebilecek pek çok farklı yol vardı. Yani bu seçeneklerin sonuncusu olmalıydı. Milattan önce 218'de dünyada bilinen yalnızca iki askeri güç bulunuyordu.
Kuzeyde Büyük Roma İmparatorluğu, güneyde ise Kuzey Afrika'nın büyük bölümünü ele geçirmiş olan Kartacalılar. Savaş onlarca yıl sürdü. Her iki süper güç de Akdeniz'in değerli ticaret yollarını ele geçirmek için acımasız savaşlara imza attılar. Roma'yı kökten yok etmeyi amaçlayan Kartacalı Hannibal büyük bir plan hazırladı. Onlara kuzeyden saldıracaktı. Bunun için işgal güçlerini dünyanın bilinen en yüksek dağlarından geçirmek zorundaydı. Dağlarda olmaya alışkınımdır ama bunlar gerçekten muhteşem. John Naylor tarihi askeri taktikler ve ekipmanları konusunda uzman biri. Aynı zamanda eski dağcılardan da biri. Henüz bu dağlarda birkaç dakikadır bulunmasına rağmen Hannibal'in büyük başarısını anlamakta zorluk çekmiyor. Modern araçlar ve giysiler sayesinde bile Alpler ölümcül bir yer olabilir. Sizi ölüme götürecek olan binlerce metrelik uçurumlara düşmek tehlikelerden yalnızca biri. Kayaların her an yolunuzu tıkadığı bir yer. Bana kalsa ordumu buraya getirmezdim. İşin gizemi de burada. Hannibal'in orduları karlı tepeleri nasıl aşabildi? Kartaca'nın ne tür araçlara sahip olduğunu bilmiyoruz. Ama Roma kaynaklarından o dönemde bulunabilecek gereçlere dair oldukça fazla bilgimiz var. Araştırmacıların bu kez kitabın dışına çıkmaları gerek. Dönem için Romalıların Kartacalılarda bulunmayan bir şeye sahip olması pek olası değil. Bunun tersi de öyle. Aralarındaki temel benzerliklerinden ötürü sahip oldukları ekipmanın da temelde benzer olduğunu varsayabiliriz. Bu araştırmanın 1300 kilometre güneyde, Roma'da sürmesi gerekiyor. Kolezyum'a, Vatikan'a, binlerce tarihi yapıya ve anıta ev sahipliği eden bir yer burası. Bu anıtlardan biri olan Konstantin Kemeri'nde araştırmacılar küçük bir kanıt bulduklarını düşünüyorlar. Bir askerin ayağına geçirilmiş olarak görülen küçük bir araç var. Bu araç tam olarak günümüzdeki kramponlara benzemekte. Krampon genelde botların altına takılabilen türden sivri uçları olan bir araç. Bu sayede dağcıların kar, buz ve kayalar üzerinde yol alabilmesini sağlıyor. Ancak bulunan kanıt eski insanların da buna sahip olduklarını göstermekte. Ayakkabılar. Bunlar Roma kale gibi yürüyüş ayakkabıları. Giyenin çabucak durabilmesi ve ayakkabıyı taşlardan korumak üzere çıkıntıları var. Kramponlarsa Konstantin kemerinde görülenlere benziyor. Roma tarihçilerinin anlattığı ayakkabılarsa ipli ayakkabılar. John bu aracın günümüzdekiler kadar etkili olup olmadığını öğrenmek istiyor. Belki de Hannibal'in adamları bu tür bir araçla bütün dağı aşmış olabilir. Biz de gelip denemek istedik. Deneyimli bir Alp dağcısı olan Pierre, John bu tehlikeli tepe üzerinde herhangi bir adım atmadan önce güvenlik ipi yardımıyla onun emniyette olduğundan emin oluyor. Acaba Romalıların kramponlu ayakkabısı onu tepeye çıkarabilecek kadar etkin mi? Teşekkür ederim. Bu şaşırtıcı derecede kolaydı. Başlangıçta bu ayakkabılara karşı çok şüpheliydim. Ama gerçekten işe yaradılar. Özellikle kar ve kayanın birbirine geçtiği anlarda. Bana fazladan tutunma imkanı sağladılar. Deri botlarımla buna şansım olmazdı. Bir yer ve güvenlik halatı olmadan bunu denemeyi pek istemezdim. Fakat Kartacalılar bunu başarmış. John 2000 yıllık bir teknolojiyi kullanarak Alp dağlarına tırmanabildi. Bu aracın benzerlerini özel kuvvetler günümüzde de kullanmaktalar. Hannibal bu dağları aşmayı başarmıştı. Burada da en ilkel araçlarla bile bunun mümkün olduğunu görebildik. Bunun için kararlılık şart. Onlar birer erkek askerlerdi. Ancak onları bekleyen başka zorluklar da varmış. Bazı geçitlere tırmanmak kesinlikle mümkün görünmüyor. Antik metinler bize Hannibal'in bu zorlu yolculuk sırasında geçmenin imkansız olduğu uçurumlarla çevrilip bazı yerler olduğunu işaret ediyor. İşgalin bir anda felakete dönüşeceği yerler. Ardından mühendisler kayda değer bir çözüm önerirler. Son derece etkili kimyasal bir formül kullanarak dağın taşlarını yok edebileceklerini öne sürerler. ...21. yüzyılın üstün nitelikli laboratuvarları öylesine karmaşık bileşikler hazırlayabilirler ki sadece içlerinden birinin içeriğini listelemek bile bir saatinizi alabilir.
antik dönem yazarlarından biri olan Ewing'in yazdıklarına göre eski orduların kimya üzerindeki bilgisi bizim sandığımızdan çok daha fazla olmuştur. Ve bunu günümüzde kullanılan ölçeklerden daha büyük oranda kullanmışlardır. Örneğin bütün bir dağ yüzeyinde. Milattan önce 232 yılında Kartacalı General Hannibal sahip olduğu işgal gücünü bu 4500 metrelik dağdan geçirmeyi başarır. Ve bunu günümüzdeki dağcıların hala kullandıkları araçlarla yapmıştır. Ama bir yerde sorun çıkar. Hannibal aşağı iniş yolunda rotalarının devasa bir taş bloğuyla kapandığını görür. Etrafından dolaşamadığı gibi geri de dönemez. Ordusu açlıktan ölmeye mahkum olur. Günümüz tarihçileri bu kapalı rotanın ya Clapier geçidi ya da Traverset geçidi olabileceğini öngörmekteler. Her iki geçit de 2400 metreden fazla yüksekliğe sahip. Levy'nin aktarımlarına göre her iki geçidin de çevresinde aşılması mümkün olmayan 90 metrelik dik yamaçlar yer alır. Kalkerden oluşan dağ yüzeyi kesinlikle aşılamaz durumdadır. Hannibal'in ilk düşüncesi geri dönmek olur. Ancak Levy'ye göre dönüş yolu buzdan bir çarşafa dönmüştür ve hayvanların geçirilmesi mümkün değildir. Hannibal'in devam etmesi gereklidir. Günümüzde mühendisler önlerindeki engelleri yok etmek için patlayıcılardan ve devasa makinelerden yararlanmaktadır. Hannibal ise ısıyı ve yaratıcılığını kullanmıştı. Bu kayalar sert. Eğer ısıtırsanız genleşirler. Ardından da çabucak soğumaya başlarlar. Bu hızlı genleşme sonrası soğuma çatlak ve kırıklara neden olabilir. Bu durumdayken ona bir şey yapamıyorum. Ama hızlı ısıtıp soğutursam gevreklenebilecek bir hale geliyor. Daha yumuşak, gevrek ve kırılması kolay oluyor. Bunu test etmek için küçük bir örnek kullanacağız. Kaynaklama ateşiyle onu hızlı ısıtacak ve su kullanarak onu soğutacağız. 15 dakika sonra kireç taşı kızaracak kadar sıcak. Elimde yüksek sıcaklık ölçebilen bir derece var. Burada kayanın hangi sıcaklığa eriştiğini görebiliyorum. 479 dereceye ulaşan taşa soğuk su verilmesi yalnızca saniyeler içinde ısıyı %3000 oranında düşürmüş olacak. Kaynama ve soğuma. Bu inanılmaz. Su gözlerimin önünde kuruyuverdi. Şimdi bunun taşın üzerindeki etkisini görelim. Çıplak gözle başladığımız noktayla pek bir fark görünmüyor. Peki gerçekte durum ne? Bir bakalım. İnanılmaz. Tebeşir kadar yumuşamış. Sanırım taş gevrek bir hale gelir dediğimde ne anlama geldiğini görüyorsunuz. Ama Levy'nin metinleri son derece açık. Hannibal'in bunun için su yerine sirke kullandığını ifade ediyor. Sirke mi? Salata için mi? Pek tehlikeli gelmiyor değil mi? Levy'nin burada ancak olabileceği kadar güvenilir olduğunu sezebilirsiniz. Yani ben gerçeğin bundan bir adım ötede olduğunu düşünmekteyim. Belki de atalarımız kimyasal reaksiyonları günümüzün bilim adamlarından çok daha iyi bir düzeyde anlamış olabilirler. Su yerine sirke kullanılmasının muhtemel bir nedeni olabilir. Kireç taşları alkali, sirke ise asittir. Bu da fizik kadar kimyanın da etken olduğudur. Üç boyut analisti olan James Dean, Levy'nin yazdıklarını moleküler seviyede araştırmakta. Eğer büyütürsek, buradaki reaksiyon için temel elementlerin asit ve baz olduğunu görebiliriz. Bu örnekte baz, kireç taşı, kalsiyum, karbonat yani taşın kendisidir. Asit ise sirke yani asetik asittir. Bu durumda meydana gelen reaksiyon, asit-baz reaksiyonu olarak bilinir. İkisini bir araya getirip reaksiyonun oluşmasını sağlarsak doğrudan hidrojen iyonlarının çıkışı gözlenebilir. Bu da baz üzerinde H2O yani su oluşumuyla kendine yer bulur. Kalan içerikler birleşirken de tuz ortaya çıkar, onu da burada görebilirsiniz. Bütün reaksiyon ezotermiktir, son derece büyük ısı gerektirir. Daha büyük bir ölçekte görecek olursak ısı içerikteki suyu ısıtır ve buhar oluşumunu sağlar. Burada da görebiliyorsunuz. Eğer içinde karbon varsa bu karbondioksite dönüşür, bu da baloncuklar ve efervesan etkisi yaratır. Sonuçta kaya parçasında büyük oranda tuz ve su kalıntısı bulunmaktadır. Bu onu geçişken hale getirir. Dokunduğumuzda da gevrek halini kazanmış olur. Hannibal için bu bir kimya deneyi değildir. Aslında bir ölüm kalım meselesidir.
Hannibal büyük bir engelle karşılaşmıştı. Tıpkı şimdiki gibi gece çökmüş, ısı azalmış, ordusu donarak ölme riskine girmişti. Ve aşağıdaki verimli ovalara ulaşmanın hiçbir yolu kalmamıştı. Tıpkı şimdi bizim yapacağımız gibi kayalarla baş etmesi gerekiyordu. Şimdi büyük bir ateş yakacağız. Önce kayaları ısıtıp sonra da sirkeden yararlanacağız. Taş yeterince gevrek hale geldiğinde aşağı doğru yolumuzu bulmak ümidiyle kayayı ezip geçeceğiz. Böylece ateşi yaktım. Şimdi burada küçük çaplı bir cehennem yaratmak için daha büyük tahtalar gerekiyor. Söz konusu olan sadece 90 metrelik tehlikeli kayalar değildi. Çevresindeki uçurumlar da hesaba katılmalıydı. Ateşin muazzam büyüklükte olması gerekliydi. Süreçse oldukça yavaş. Hannibal'in adamları yavaşça ve sabırla hayvanların geçebileceği bir yol açabilmek için çalıştılar. Kayanın sıcaklığı şu anda 1200 derece. Peki bu asit baz reaksiyonunu oluşturmak için yeterli bir sıcaklık mı? Burası gerçekten sıcak. Neredeyse yüzümdeki tüyleri yakıyor. Fakat sirkeyi işe dahil edebilmek için yeterince yaklaşmak zorundayım. Engelin boyutu gereği muhtemelen 20 bin galon sirke gerekliydi. Peki bu kadar sirke nereden gelmişti? Hannibal'in askerleri her gün yarım galon şarap sirkesi kullanıyorlardı. Bu hesapla 80 bin askerde hala 21 bin galon şarap sirkesi bulunmalıydı. Tanrım, şuradaki kaynamaya bakar mısınız? İğrenç kokuyor. Kayanın gözlerimin önünde çatladığını görebiliyorum. Kaynama ve buharlaşma gerçekleşiyor. Sirkenin içindeki asit neredeyse bütün boğazımı yakmaya başladı. Bu işi yaparken her daim öğrenebiliyorum. Bu kaya tıpkı yaşayan organik bir şeymiş gibi. Ona yaptığımız uygulamadan ötürü şikayet ediyor. Kırılma şekline bayıldım. Artık yekpare değil, değil mi? Birazcık çabayla çakıl taşlarına dönüşüyor. Tıpkı John gibi Hannibal'in adamları da kireç taşlarını kırmak için kazmalarını kullanmışlardı. Oluşturulan zikzak yollar sayesinde yüklü olan hayvanların daha emniyetli bir şekilde hareket etmesi sağlanmış oluyordu. 4 günlük çalışma sonucu açlıktan ölmek üzereyken Hannibal başarmıştı. Alplerde yolunu bulmak için kayaları yok etti. Bu antik keşifler için yaptığım en başarılı deneylerden biri oldu. Dağları hareket ettirilmez objeler olarak kabul ederiz. Hannibal bunu biraz odun, biraz salata sosu, çok çalışma ve kesinlikle yaratıcılığıyla yapmıştı. Ve bu inanılmazdı. Hannibal İtalya ve Roma'ya ulaşabilmek için kendi yolunu açtı. Yaşadığı birkaç kayba rağmen Roma İmparatorluğu'na tarihindeki en büyük hezimeti yaşatabilecek miydi? Alplerden inerek sürpriz faktörünü kullanması bile son raddede Hannibal'in kaybına engel olamadı. Hannibal'in mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak bu dağı aşmış olması hayret verici bir başarıydı. Ama ilginç olan ağır araçlarını aynı nedenle getirememiş olmasıydı. İşgal edeceği şehirlere ve surlara yaklaştığında kullanacağı kuşatma araçlarının hiçbirini bu dağlardan geçiremezdi. Bu imkansızdı. Adeta umutsuz bir çabaydı. Teknoloji onu bu noktaya getirmişti. Ama burada kapılar yüzüne kapandı. Ateş atarlar, mancınık ve katapultlar geride bırakılamayacak kadar önemli makinelerdi. Bu nedenle Hannibal'in çabası başarısız oldu. Şehirlere saldıramadı, yerleri işgal edemedi. Roma oradaydı ama o saldırıda bulunamıyordu. Sonuç başarısız olsa da, muazzam bir başarı getirse de, antik çağdaki mühendislerin günümüzdekilerden bir farkı yoktu. Tarihteki mühendisler de aynen bizim karşılaştığımız sorunlarla yüzleşiyorlardı. Daha hızlı hareket etmek ve daha çoğunu taşımak istersiniz. Bunun için mümkün olduğunca az kaynak kullanmak ve bir kez hayata geçtiğinde bunun dayanıklı olmasını istersiniz. Bazı buluşlar birer mihenk taşı olmuş ve tarihi şekillendirerek günümüz dünyasını yaratmışlardır.
Bazıları çok ileri noktada görüldükleri için gizli kalmışlardır. Ama onlar da savaş için etkin olmasalar bile son derece şaşırtıcıdırlar. Antik çağlardaki mühendislikle ilgili bilgiler ortaya çıktıkça günümüz dünyasının sorması gereken soru, dünyamızdaki değerlerin kaçını atalarımızın yaratıcılığına ve onların inanılmaz askeri makinelerine borçlu olduğumuzdur.